Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba olsun. Kanalıma hoş geldiniz. SLM, welcome back to my channel arkadaşlar. Bugün pazartesi, salıya bağlan gecedeyiz. Ve biz 2 saate, tam olarak 2 saatimiz var. 2 saate geri dönüş yolculuğumuz başlıyor. Saat 2.30'da bizi otelimizden alacaklar. Antalya Havalimanı'na götürecekler. Uçuşumuz bu arada 7.20 geçe. 5 saat önceden niye geliyorlar bilmiyorum, çünkü oraya yani taş patlasa, yani taşın taşı patlasa 2 saatte oradayız. Yani belki valizleri veririz, onu veririz. Belki biraz şey olur. Sana bir de dünden kalma midyeler var. Bugün şeyden almıştık hatta. Sen bunları yiyecek misiniz ya da? Yiyeceğiz. Çöpe mi atacağız? Sarı öyle midye aldı da kendine, bilemiyorum. Ve şuranın haline bakın arkadaşlar. Herkesin eşyası burada. Ben de bu arada daha yeni duştan çıktım. Böyle geri dönüş kombinimi yaptım. Böyle çok rahat. Terlikle gideceğim büyük ihtimalle. Hiç ayakkabıyla falan uğraşamam. Ha, benim terliklerim. Ya da belki giyebilirim, bilmiyorum. Şimdi işte valizlerimizi toplayacağız. Sarı eşyalarını toplayacak. Ben eşyalarını toplayacağım. Sonra lobide beklemeye gideceğiz. Vallahi arkadaşlar tatil çok çabuk geçti ya. Keşke 2 hafta olsaydı da bu otel olmasaydı. Bir hafta olsaydı. Bir çünkü... yok mu şimdi aniden? Nereye gideceğiz aniden? İşte... Bir hafta otel yetiyormuş arkadaşlar. Yetmiyor. Neresi yetiyor? Yalan. Bence yetiyor da diğer otellere gidebilirdik arkadaşlar mesela şimdi. Arkadaşlar bakın, valizi böyle kapatıyorum eşyalarımı. Sara'nın tahtini görün. Sonra anne bunu yıkamaya atacak hepsini. Sonra olduğu gibi atıyor. Ben de büyük ihtimalle öyle yaparım. Ben de şimdi bir valizime geçeyim arkadaşlar. Biraz valizimi toparlayayım. Arkadaşlar Sara şimdi valizi şey yapmaya geldi. Toplamaya geldi. Burada ne var? Bunlar hep pazar eşyaları. Şurada şimdi pantollar, yani kısa pantollar. Şöyle ben hatta valizimi şöyle direkt bir buraya alayım. Şöyle. Ha, şimdi nereden başlayayım? Bunu yeni aldım. Dur şunu şuraya atayım. Vallahi bazı eşyaları hiç giymedim bile. Biraz fazla getirmiş olabilirim. Bir balkona bakayım. Balkonda bir şeyler kaldı mı kafa? Sağ aldım hepsini. Bir saniye. Ya bu balkon sistemi de ne aydır sizde? Tamam. Her şeyimizi almışız arkadaşlar. Her şeyimiz tamam. Şunu alalım. Şunu bence valize atayım. Annem bıçak için verdi de bunları. Gömleme ne olmuş? Ay, ilaçtan nasıl şey olmuş? İlaçtan mı ki acaba? Bir bakayım. Ya bu tarafta bir şey yok. Bakar mısın şurası nasıl sararmış arkadaşlar? Şura. Bir daha ilaç kullanmıyorum ya. Neyse. Bunlar zaten makineye gidecek. Burada şeyler var. Diş fırçasını falan koyacağım bunun içine. Jilet varmış. Parfümüm burada. Kolyem burada. Kolyemi direkt takam. Burada da pazar eşyası var. Neler almışım? Hiçbir fikrim yok. Valizimi ben bir hazırlayayım. Bunlar kirli. Bunlar temiz olanlar aslında da. Neyse hepsi yıkanır ya evde. Bazı şeyleri hiç giymedim de şu gömlekleri at içine. Şunu da atayım. Ha. Aman. Burada ne var? Bunlar. Arkadaş aldım bunları. Sonra burada ne var? Bunu yeni aldım. Bunu aslında yeni aldım da. Keşke bir beden büyüklüğünü alaydım bunu. Biraz dar geldi sanki. Bu da benim zaten kendi getirdiğim. Şöyle güzelce. Burada ne var? Ha. Bunlar bugün aldığım formalar. Bunu kendime aldım. Görüyorsunuz Galatasaray Icardi'nin özel forması. Şu arkada da şey yazıyor. Icardi yazıyor. Buna 350 TL verdim. Diğerine de 150 verdim orada. Yani ikisi beraber 4 ya 500 TL. Burada da Paris Saint-Germain'inkini aldım arkadaşıma. İkimize de XL aldım inşallah. Büyük gelmez ya, tam olur diye şey yapıyorum. Tahmin ediyorum yani. Neyse. Şunları da direkt şunu içine atalım da. Ha böyle bir de 2 tane mıknatıs aldım. Antalya hatırası. Şunu da koy içine. Hoppa. Şunları şuraya. Şurada ne var? Ha burada boxerları falan var. Pazardan aldım. Bir de Azad'ın tişörtü. Şimdi bu ne? Bu çantayı almışım. Şunu da bu üstüne. Şu scuba duyu da yeni aldım. Dün aldım bunu da nasıl?
Güzel mi? Bence güzel. Bence süper. Şöyle, dur bir dolapta da gömleklerim var. Ha. Şu iki gömleğime de bayım. Şöyle inşallah kapanır ya. Ama o daha havlum varmış benim. Allah kahretmesin. Neyse şu havluyu hemen bir iki dakikada katlayayım da. Şöyle bir, iki, üç. Bunu annem bize İspanya'dan getirmiş bu havluyu. Ha. Ne kaldı? Bir de bu tişörtüm var. Bakın kapanır mı? Kapanır, kapanır. Bu da geri çok. Allah hepsi götürdü ya. Tüh, hiç mantıklı bir fikir değil. Neyse zaten bu kadar. Zaten daha bunu yapacağım. Ya yani eşyaları falan, parfümlerini falan bunun için alacağım. Ve şunu valize attık mı benim valizim tamam. Ha tamam değil. Şurada da bir tane daha gömlek var. Şunu da unutmayayım. O zaman arkadaşlar aşağıda görüşmek üzere. Arkadaşlar oda numarası 1545'e veda ediyoruz. Gel ama. Bakayım. İçeriden hadi gidelim sen. Kapı sonsuza dek kapandı artık. Valiz nasıl sinirli bir şey ya. Şimdi resepsiyona gidiyoruz. Bu arada çok kişi uyudu. Kartları falan veririz. Bir saat, sarı saat kaç? Nasıl iki lo? Bir buçuk değil mi? Bir. Ha birmiş. Daha bir saatimiz var. Ama biz zaten imkansız gibi. Bence normal. Ama ha. Soracağım. Sorarız da yine. O saati harbin yol saati yapmışlar. Ben de anlayamadım. Neyse asansörümüz gelsin de. Son defa bu kattayız. Sarı ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Neyse ya. Seneye başka yer. O gece 4'teki kahvaltı içimde kaldı da. Bir haftadır içimde yemin ediyorum. Ha. Valizlerimize bir şey, her şeyimizi aldık. Hiçbir şey unutmadık ve lobiye iniyoruz şu an. Tüh, son kez bakaydık havuzumuza. Vallahi. Ha, biraz gözüküyor şuradan. Basansör de bari çipsice, bunaltıcı. Evet arkadaşlar saat şu an gece 2 ve biz gitmeden önce Ümit abim bize bir tane, yani bize değil de iki tane kokteyl yapacak. Malum biz alkol kullanmadığımız için ve Ümit abilerle aramız bayağı iyi olduğu için dedi gel bir kokteyl şovu yapayım size saat gecenin ikisinde. Vallahi cansın abi, teşekkür ediyoruz. Neyse o zaman kamerayı döndürüyorum ve sahneyi Ümit abiye bırakıyorum. Evet Ümit abi, sahne sende. Bugün neler var? Herkese merhaba öncelikle. Hatta iyi geceler de şu an bizim saatimizde. Gece burası. Aynen gece 2. Arkadaşım kokteyl istedi benden. Aynen. Güzel bir şeyler yapalım. Ümit abiden çok umutluyuz. Buranın ana barmeni o. Hep beraber yaparken içindekileri de anlatı anlatı yapayım. Aynen. Otelin kalbi Ümit abi. Barmenlerin has adamı. Ümit abi ne yapacaksın bize? Şimdi bu küçük bardağa ne geliyor? Bununla başlayayım. Butterfly yapmak istiyorum. Mavi kelebek. Tamam abi. Öncelikle butterfly'dan yapmak. Butterfly da şu taraf. Şöyle ön yapardığımızı soğutalım. Bu arada Ümit abi 9 senedir mi burada çalışıyorsun abi? Kaç senedir? 3. senem turizmde aslında. Ha. 2 senedir. Bu oteldesin. Gibi. Tamam süper. Hemen geliyorum. Tamam bekliyoruz. O ne abi elindeki? Bu ölçek. Ha o kaç? Ölçekleri ölçüyorum. Ne kadar alıyor? 2? Bu 60 CL burası. Ha. Burası 30 CL'lik. Kokteyle göre zaten. Ha kokteyle göre değişiyor. Çeteler ezberimde. Tamam abi. Hepsini ayarlıyorum ufaktan. Burada bir büfe hattı cinimiz var. Butterfly özel demleme cinimiz. Ha özel denme. Den. Neyse ben konuşamıyorum abi. Her yerde bulamayız. Ya nadir bulunan bir parça. Bu sivis sarımız tatlı eşlik sos olarak tamam. Geçiyor. Ondan da 30 CL. Özel bir demlememiz. Bu ise alkolsüz butterfly demleme çay miximiz. Hmm, tamam abi. Bununla tadını daha da güzel yapıyoruz. Bir içini bir göstereyim. İçi. Evet. Aha. Şöyle olarak. Onu abi şimdi bir güzelce karıştıracak bir herhalde. Şuraya da koyabilirim. Şimdi bunun içine ister vanilya şurubu, ister vanilya bitter ama ben vanilya bitteri tercih ederim. Tamam abi. Bu her zaman daha iyidir. Şöyle 5 damlamızı koyalım. 6 damla olsa ne olur? Çok tatlı olur. Ha. Bu sefer içilmez. 5 bile fazla aslında da. Neyse bugünlük öyle olsun. Bugünlük böyle olsun. Ondan da mı 5 atıyorsun? Bundan 3 atıyoruz. O neyli? Bu özel kokteyl formumuz krema haline getiriyor. Ha tamam. Bunu çok koyarsak çok katık olur, çok krema olur. Olmaz. Şimdi çekimize geçelim.
Seyirciler de burada izliyorlar. Ooo, rengi de ne güzelmiş. Evet, bunun rengi güzeldir ve beğenilen bir kokteylimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, her şey tam ölçüde. Tam ölçü, harbi tam ölçülü abi ya. Ben genelde böyle tercih ederim. O ne abi, vanilya mı? Ay, ben sizi bir kutu çiçeğinizi çalmıştım. Bu bizim kurutulmuş gülümüz. Ha, gül. Onlar ben çimlerim var. Onlar... Evet, şöyle kokteylimiz hazır. Aa, çok şık oldu. İşte şöyle asalet. Şuradan, işte asalet. O süper oldu. Afiyet olsun. Ellerine size. Sağlık abi. Şöyle köşede Kutulay. Bu da Ariadne'miz. Afiyet olsun. Tamam. Eline sağlık diyoruz abi. Şovun içinde teşekkür ediyoruz. Bu arada Ümit abinin Instagram'ı da aşağıda. Takip etmek isterseniz linki aşağıda. Herkese selam. Arkadaşlar şu an otobüsümüze bindik. Saat gece 2:40 geçiyor. Sağda şu anda gözükmüyor. Şarkı dinliyor. Balon bayağı kalabalık. Şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Bir otel kalmış. Oradan da birkaç kişiyi alıp havalimanına geçeceğiz sağ salim. Sabaha karşı orada oluruz büyük ihtimal. Yani benim tahminim 4-4.30 gibi havalimanında oluruz. Orada da 3 saat başımızın çaresine bakarız. Arkadaşlar yine mola tesislerine, mola yaptık 15 dakika. Şimdi zaten yola çıkacak. Şurada bir simit aldım. Şuradan gözükmüyor ki maalesef. 60 TL ödedim buna da. Diyorum. Az biraz dışarıda uyuyorduk, dinmedi o hiç. İçeri lavabo falan gittim, markete gezindim. Acayip ultra kalsın burası. Her şey acayip pahalıydı, neyse. Şunu bir atıştıralım, havalimanına kadar bir gidelim. Biraz uyuyoruz da, çünkü galiba daha bir saatlik yolumuz var yani neredeyse, 50 dakika falan. Sonra görüşürüz. Ve arkadaşlar sonunda. Saat 5'e geliyor. 5'e 10 dakika var. Biz de Antalya Havalimanı'na geldik. Parizlerimiz burada. Sarda uykudan yana uyandı. Terminale doğru bir gidelim. Bakalım. Bagajlarımız falan nasıl vereceğiz. Geliyorsun değil mi? Bu arada Sarı 2 tane çıkıyor. Size biraz videoda gösterdiğim için. Bayağı, bu saatte de bayağı millet varmış. Ya ben beklemiyordum bu kadar çok dolu olacağını. Gel şuradan gidelim Sarı. Antalya Havalimanı küçük. Küçük normalde ha. Hallet dedim ya. Ana şu millete bak Sarı içeriye. Doğru insan var. Sarı'na da lensi yapışmış. Onu yapacağımış. İnşallah gecikme olmaz arkadaşlar ya. Vallahi bıktım artık gecikmelerde. Havalimanına girdik. Görüyorsun nahtar millet var. Bunlar hepsi burada işte makineden falan geçiyor. Valizlere falan bakacaklar büyük ihtimalle. Onun sırasını bekliyoruz. Bizim sıramız da şu. Yani 4-5 tane dolu sıra var. Bayağı dolu bugün ya. İnşallah çok beklemeyiz. Zaten bayağı yorgunum. Daha videoyu falan halletmem lazım. Neyse bakalım. Hayırlısı inşallah çok çabuk geçer de. Hızlıca Münih'te oluruz. Şu maksimizi alalım. Korkmayalım sebe. İnşallah annemler de uçaktan inme saatimizi biliyordur. Geç kalmazlar. Arkadaşlar biz şimdi kontrollerden geçtik. Valizlerimizi vermeye verdik konutlara. Konutlar da açıkmış zaten. Ama biraz sıra var, onu bekleyeceğiz. Burada bir simit sarayı dükkanlar falan var sarı. Aslında tek tek gidip bakabiliriz şu dükkanlara, biliyor musun? Birimiz sırada dursa. Çünkü bu sıra bitmez. Bu sıra bitmez. Abah Münih. Betiye mi gitmem lazım? Sen sürebilir misin? He, orada şuradan şey geçiyor. Sağa git, orada tuvaletler yazıyor ya. Sağ neresi? Sveit. Orada yazıyor, tabelaları oku. İngilizcen de yok mu? Allah arkadaşlar. Sara sıkıntı ya. Çok sıkıntı, büyük sıkıntı. Bir hafta tatil yaptık artık, bir ay evde görüşmesek yeter. Sara şimdi sıra bekliyor. Ben de şuradaki Gifalanya'ya bakayım bir. Ve şu yukarıda zaten restoranlar falan var, manzara. Oraya da bir göz atarız. Tek buradaki fiyatlar ilgimi çekti. Hani euro mu? Bu. 130. İlginç. Tamam. Çok abartılıymış. Haddinden fazla abartılıymış bu fiyatlar. Ama her şeyde var. Mesela azat olsaydı çoğu şeyi aldırırdı burada. Bence şu arkada fincanlar falan var. Mıknatıslar falan. Yani bunlar 5 euro mu yani? 150 TL bu arada. Bunlar normal fiyatları.
Yok ya, bura pahalıymış. Ben sanıyordum belki Antalya'nın havalimanı biraz daha uygundur. Lira olarak geçtiği için de hep Euro zaten. Güzel güzel tespihler var. En azından bilgilenmiş olduk biz de. Neyse, ben sahabenin yanına devam edeyim. Yalnız beklemesi şimdi. Arkadaşlar çok şükür böyle bir yarım satış, hatta neredeyse bir saat beklemeden sonra biletlerimizi aldık, görüyorsunuz. Orada bir tane Türk kadın çalışıyordu. Dedi size büyük yer vereceğim uçakta. Hani mesela exitler var ya, acil çıkışlar. Dedi oraya büyük ihtimalle aldı bizi. En azından uyuruz. Şimdi yukarı çıkıyoruz, şurada mağazalar falan var. Oraya bakarız çünkü daha 1 saat 20 dakikamız var Seva. İnşallah gecikme olmaz. Tek korktuğum şey o zaten, gecikmenin olması. Neyse, en azından valizleri verdik. Kurtulduk şimdi. 1 saat 20 dakika zamanımız var biraz. Zaten havalimanında gezeriz. Şeyimle oraya gideriz. Kapımızın oraya gideriz ancak. Uçağı alırlar zaten. Arkadaşlar şimdi duty free'ye girdik. Yani gümrüksüz şeyler. Buranın bir fiyatlarını merak ediyorum. Ben her yerin fiyatlarını merak ederim. Hiçbir şeyde işime yaramaz. Ama yine de bakarım ben öyle. Burada yine her şey var galiba Seva. Ama pahalı. Oh my god. Oğlum nasıl 15 euro? Kızım orada 2 euro şunlar. Git lan Sahara. Allah'ım. 13 euro. Ama çeşit çeşit şeyler var. Seva yine parfümlere gidiyor. Bakın benim istediğim parfüm var mı burada? Ama ismini unuttum. Zaten fotoğrafını çektim. Ama galiba Armani'dendi ya. Bir bakayım da belki bulurum. Böyleymiş arkadaşlık parfümler var ya. Aşktır aşk. Biz şimdi çıktık. Pek de ilgimizi çekmedi. Yani biraz ucuz daha bekliyordum. Pahalıymış. Burada pizza falan var Sara. Donut. İki dilim pizza 16 euro. İki slices. İki tane şu küçük de. Sağ Antalya ne böyle? Bizim Avusturya'dan niye pahalı burası? Aa, şurada sandviç fiyatlarını görüyorsunuz. Ama bunlar harbi biraz uçkun. İstiyorsan Ali sana bir tane yiyeceksin. Magnum mu bunlar? Orijinal mı? Ama biz kapımıza bakalım da nerede, ona göre. Şurada yazıyor. 7.20 geçse Münih. Aha şurada. MGA yazıyor 4M. Tamam. Burger King yok mu? Aha kebapçı var işte. Subway var. O kadar mı kötü? Valla o kadar yani. Neyse bakalım da ne yiyeceğimize sonra karar vereyim. Sabahın 7'sinde kebapçıya geldik. Sağda kebapçıda kebap halde kendini ödürüp kafayı yemiş. Bir dürüm menüsüne 16 euro mu 20 euro mu ne veriyor? Arkadaşlar ayıp yani, paraları olmaz. Avusturya'nın Almanya'nın havalimanı bile daha ucuz bunlar. Biraz abartı olmuş. Neyse evde yer zannemizi yapar. Paramızı yerde bulmadık. İşte uçuşumuza daha bir saat var. Ve ben yorgunluktan ölüyorum. Bilmiyorum, bu uçmak falan var ya, çok yoruyor insanı ya. Bir de uyuyamadık ya, gece 2.30'da yola mı çıkılır ya? Niye olmuyor? Gecenin 2.30'da yola mı çıkılır? Ya o saatte niye uçağımızı veriyorsunuz? Anlamadım ki. Aç değil misin? Yok. Ben simit yedim ya, biraz kesti beni. Bir de fiyatlardan sonra zaten daha çok doydum. Şöyle. Şimdi şurada da kapılar var işte şu anda. Uçakların kapısı. Gates'ler. 3-4 dakika bizimkinin bilgisini verecekler. Ona göre sarı yemeğini yedikten sonra gideriz oralara. Kapıda beklerik. Ne çok mayınız. Ha bak, hep bize şey vermiş mi? O taraflarımız aynı, yan yana. Ha nerede yazıyor? Ha seat 19F. 19E. Aynı oturuyoruz, aynı. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bu arada önce pasaport kontrolünü orada video çekiyordum. Orada Mersem yasakmış. Polis dedi hemen sil onun. Tamam dedim, abinin yemedik de. Yasakmış bayağı, ondan
sildim orayı. Çünkü bilmiyordum. Hiçbir şeyi de okumadım orada tabelalar falan. Öyle bir arkada Burger King falan vardı, orayı göstereyim dedim. Meğersem polisler çekmek yasakmış. Onu da öğrenmişim. Biz şimdi lokantadan kalkan hasarı gel. Şurada şeye bakacağız. Kapı numaramıza bakalım, ona göre gidek. 7:20 geçe bir saniye. Şöyle. Ya 204. 204 sarı gel. Sarı komenzi. 204 nerede sarı? Oo gel gel sarı, kapı yolumuz uzun. Gel gel, şuradan aşağı inmemiz lazım. Ne 204 aynen. Şuradan aşağı ineceğiz, aşağıdaymış. Bir an tırstım çünkü yarım saat var uçağa. Yani 40 dakika falan. Biraz bir internet vardı. Keyif yaptık. Telefona falan oynadık. Şimdi dönüyoruz. Sarı tabi. Sarı internete o dükkanı kurdu. Sarı tabi kebabı yiyemedi. Dürümü. Bana kaldı. Kolasını içmedi. Pomesini yemedi. Ben içmiyorum. Boş boş. Marke alıyorum. Kola. bir şişe kola doluyu dedim. Al içersin. Diyor yok, tadını beğenmedi. Neyse. Kimseye karışamayız bu yaştan sonra da yani. Ha oyun yeri varmış Sara. Tüh tüh tüh. Bu arada kapıya alıyorlarmış bile. Şu an reklam çıktı da. Alıyorlar. Şuradan dolmuşa bindirip şey yapıyorlar. Uçağa doğru götürüyor. Aynen buradan biniyoruz. Bak kapıya gideriz yazıyor. Son gelenler bizsiz galiba. İyi ki daha fazla kalmadık Sara bak. Saatlik unutuyorduk ha. Ben de aynı Azat gibi ne ilgimi çekerse artık ondan ilgileniyorum. Uçaklar ilginçtir arkadaşlar. Uçaklar güzel bir icattır. Evet. Aa, bizim uçağımız orada. India mavi mavi gök yalan ismi neyse. Buraya da beşa devam inşaat var. Uçağımızı gördün mü? Ha orada. Kaldı. O bu yandaki nasıl büyükmüş? O mu bizim acaba? Bizim kiminin? Abi artık nasıl şeyler çıkıyor bunlar? Ve arkadaşlar uçağımızın oraya geldik. Biraz gürültülü. Etrafa bakın. Oo. Güneş de yeri doğuyor. Koltuk numaramız 19E ve 19S. Şimdi buraya bir yavaştan binelim. Sarı da burada. Yine bir şey de. Oo Sarı iyi karar mısın? Bir göster. Bakın Sarı'nın orijinal teni bu. Şey benimkine kıyaslayalım. Evet Sara, öyle susarsın Sara Hanım. Evet, uçağımıza oturdu. Kadın dediği gibi sadece çıkış kapısı verdi. Şu ayağımızdaki boşluğa bak. Mis gibi. Dışarıyı da bir çekebilir miyim Sara Hanım? Sen susarsın ya. Sıvıda 5 euro mu Sara? Eğer öyleyse, burada. Aman Allah'ım. Uçak havalimanında nasıl ucuz onu anlamıyorum. Sara ne diyorsun bu bana canım benim? Aha. Silvasu 2.50'ymiş. Sana hani 5 euro oldu? Hani şey havalimanına göre daha uygun burası. Çok şükür arkadaşlar uçağımızdan indik.
Annemleri bir 20 dakika yani sadece buradalarmış. Biz zaten o sırada valizleri ancak alırız. Ve hava soğuk. Yani bu halimle atletimde üşüdüm biraz. Neyse bak hani arabanın 2 saati pek soğuk değildir de. Yine de zaten hasta oluyorum gibi. Gözlerin yendiği gibi de burdum akrıza baktım. Evet arkadaşlar biz annemleri bekliyoruz. Böyle indik valizlerimizi falan aldık. Gözüm yanıyor, burdum yanıyor, halim yok, her şeyim ağrıyor, dudaklarım yanıyor. Hasta oldum galiba, Allah'tan tatilde olmadım. Son günde oldum. Olsun ya. Saatin daha 2 hafta evdeyim, işe başlamadım. Eve gidip zaten bir dinleneyim, bir yemek falan yiyeyim, uyuyayım, kendime geleyim. Hap falan, ilaç falan alayım, kendime gelirim büyük ihtimalle. İnşallah. Ve arkadaşlar, burada kim var? Bakın, Aza. Bu da ablam. Aa, ablam, Saray ablam diyordum neredeyse. Annem de burada, bizi almaya geldiler. Sonunda eve gidiyoruz. 1 saatlik, 3 saatlik yolumuz var da. Açlık da var. Aza sen yürümeyeceksin mi? Oturacaksın da böyle. Abi sarıl kocaman, özlemedin mi beni? Isırdın mı seni? Isırma. Çirkin. Evet arkadaşlar hepinize yeni günden merhabalar, ben yeni uyandım. Şimdi videoyu editleyeceğim. Vallahi dün ne halim vardı, ne gücüm vardı, ne hevesim vardı, ne motivasyonum vardı geri devam video çekmeye. Dün ölü gibiydim. Direkt zaten eve geldim, uyudum. Ancak akşama çıktım biraz. Orada da akşamda motivasyonum yoktu çekmeye. O yüzden bu videoyu da burada bitireceğim. Çok şükür evimize geldik. Görüyorsunuz dün hatta yağmurlu hava bizi karşıladı. Ne güzel, ne güzel. O zaman arkadaşlar bu videoda direkt burada bitiriyorum. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın 10.000'e çok yaklaştım. 30 abone falan var. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.